Bu benim öz bacımın oğlu. Bu yeğenim. Dünyanın hazinelerini bunlara teslim ederim. Ve bizim Gavşut topraklarında %99,5'ına teslim ederim dünyanın hazinesini. 100 yıl yaşasalar, 100 yıl sahibi gelmese bir tane hazinenin zerresine dokunmazlar. Hiçbirisi memurken disiplin soruşturması dahi geçirmemiştir. Sicilleri tertemizdir. Biz bir yanlış bir şey yapmadık. Vatanımızı, milletimizi sevmekten başka. Vatanına, milletine, bayrağına her zaman sahip çıkan, saygı duyan, o uğurda canını veren, milli duygular uğruna kanını döken insanlarız biz. Ama bir günde baktığın zaman biz milletin gözünde hain olduk. Terör damgası yediler, akrabaları tarafından dışlandılar, devlet tarafından dışlandılar, iş bulamıyorlar birçoğu. İrtibatlı, iltisaklı olabileceği değerlendirildiğinden diyerek 10 ay açıkta kaldım. 10. ay sonrası ihraç edildim. Ben buna insani soykırım diyorum, yani kütlesel soykırım. Bazıları dedi mesela, dedi ki ya dedi, ben de çökelik dürümüne büyüdüm, okudum. O da çökelik dürümünde okudu. O adam memur oldu, ben niye olamadım? Demek ki çalmış çırpmış dedi. Okurken inşaatlarda çalıştım ben. Gelip burada köy işlerinde çalıştım. Kor görüldük. Taşralı görüldük. Kış günlerinde zor şartlarda okuyarak polis oldum. Hayalimde polis olmak vardı. Hayalime çok şükür kavuştum ama bir KYK ile hayalim yıkıldı. Hiçbir kanıt yok, hiçbir delil yok, hiçbir suç unsuru olmadığı halde efendim işte bu gazete alıyordu da gördüydüm ben bunu. Gazeteyi herkes alıyordu kardeşim. Suç kanunda yazar. Kanun da geriye doğru yürümez. Ondan dolayı mağduruz. Bizim köyümüzden 15 Temmuz sonrası çıkarılan KHK'yla görevinden ihraç edilen 200'e yakın kamu görevlisi var. Bu yapılan haksızlıklar, adaletsizlikler, zulümler nereye kadar bilmiyorum. Ama yeter artık diyorum ya. Çok bir şey istemiyoruz. Hukuk istiyoruz. Hukuk geri dönsün. Yeter. İnsafı olan, vicdanı olan, imanı olan insanlar var ise artık tepki vermesi lazım. Birinci Dünya Savaşı zamanlarında millet eşkıyadan kaçmış. Yeni Yapan diye bir buraya 20 kilometre uzaklıkta bir köyümüz var. Oraya yerleşmişler dedelerimiz bundan 400 sene önce. Orada İkamet etmeye başladıklarında tecirli diye bir eşkıya gelmiş. Eşkıya bunları, dedelerimizi kovmuşlar. İleride bir köy yeri diye bir yerimiz var, mezrağımız. Oraya geliyorlar köylülerimiz, dedelerimiz. Orada bir müddet kaldıktan sonra tekrar oradan da kovuyorlar. Buraya geliyorlar. Buranın şu anki adı Kavşut ama eski adı Kavuşuk.
Yani kavuşuk iki dere arası olduğu için ve de ormandan hiçbir yer gözükmezmiş. Kütükten evler olurmuş burada. Sadece gökyüzü gözükürmüş. Bir de ortadan su akarmış. Buraya yerleşmişler. Demişler ki, hah bizim aradığımız yer burası. Bizi burada Allah, burada Allah'tan başka kimse göremez. Kavşut Mahallesi ve Güldağ Mahallesi, Kahramanmaraş, Göksun ilçesinin Binboğ Dağları eteklerinde dar bir vadiye sıkıştırılmış, hiçbir tarımsal gelir kaynağı olmayan, hayvancılığı bitmiş bir köy durumunda. Köy arazisi olmayan, gelir kaynağı olmayan, herhangi bir Avrupa'da insanı olmayan bir köy. Öyle Almancısı, Fransa'da çalışan, yurt dışında çalışan birisi yok. Fabrikatör de yok. Göksun'da belki en çok memur olan köylerden birisi bizim Kavşut Köyü. Çünkü başka bir gelir kaynağı yok. Ticaret yapacak, ticareti bilmiyor. Ticaretle bilmez bizim insanlarımız. Çok zeki insanlarımız var. Matematik yazanlar, fizikçiler var ama ticaret yapmamışlar. Kitap yazarlar. Ufak yollu memurlar. Ha, büyük memurlar da var ama bir parmak sayısını geçmez. Öyle bürokraside. Hepsi ufak memurlar. Buralar benim köyüm. Çocukluğumun geçtiği, ondan sonra inek güttüğüm, koyun kuzu güttüğüm dağlar buralar. Vatanına, milletine, bayrağına her zaman sahip çıkan, saygı duyan, uğurda canını veren, milli duygular uğruna kanını döken insanlarız biz. Ama bir günde baktığın zaman biz milletin gözünde hain olduk. Bizler devletimize ihanet etmedik. Kadim'den bu yana biz bu topraklarda büyüdük. Bizim dedemiz de Çanakkale'de savaştı. Benim dedem 10 yıl Yemen'de esir düştü. Bu topraklar için canımızı verdik. Gerekirse şimdi de veririz. Suç örgütünden bahsetmiyorum biz derken. Türkiye'deki gerek KHK gerek devlet eliyle yapılan zulme maruz kalan herkes bizdir. Meşrebi ne olursa olsun, hangi gerekçelerle olursa olsun. Nasıl Çin Uygur Türklerine zulmediyorsa, Türkiye'de de maalesef, belki aynı boyutta değil ama bizler de kendi devletimizin yönetiminde zulme maruz kalıyoruz. Yurt dışına gitmek için nehirlerde boğulan bebeklerden bahsetmek istiyorum. Şu anda cezaevinde hücrede bulunan yargı mensubu arkadaşlarıma selam gönderiyorum. Kavşut Köyü maalesef bu son süreçte mağduriyetlerin en çok yaşandığı köylerden bir tanesi. Ben saymadım ama sayanlar var. 213 tane mi, 214 tane mi ihraç var şu anda. Köyün nüfusuna baktığımız zaman köyün nüfusu 600-700 belki de hane olarak şu anda 400 tane seçmeni vardı. En son rey kullandım ben burada. Ha, dışarıda olan insanı çok ama yani memur olaraktan toplatsan şimdi 100 tane memur zannetmiyorum kalmadı köyde. Hepsi ihraç. Aralarında emniyet müdürleri var, askerler var, hakimler var, savcılar var, doktorlar var. Şu karşıda gördüğünüz evdeki 4
çocuk, babaları ölmüş 4 çocuk içeride tutuklandılar. İkisi halen yatıyor, ikisi dışarıda. Emeklilikleri de gelmedi. Maalesef aşırı derecede mağdur durumdalar. Bir KHK çıkardılar. İrtibatlı, iltisaklı olabileceği değerlendirildiğinden diyerek 10 ay açıkta kaldım. 10. ay sonrası ihraç edildim. Hayalimde polis olmak vardı. Hayalime çok şükür kavuştum ama bir KHK ile hayalim yıkıldı. İhraç olduktan sonra Talas Reşadiye'de bir 1000 metrekare bir arsa vardı. 1000 metrekare arsaya bir 300 adet gezen tavuk amaçlı yumurta yapması için 300 tane tavuk aldım. 300 tavuğun yumurtasıyla geçindim 3 ay. 3 ay sonra tutuklandım. 10 ay cezaevinde yattım. Yattıktan tekrardan sonra tahliye oldum. Yüzlerce KHK'lar arasında biz de KHK'lı olduk. Cezaevi sürecimiz oldu 9 ay. Cezaevinden çıktıktan sonra dosyamız hala Yargıtay'da. Adana Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandım. 1,5 sene haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklu kaldım. İlk çıktığım mahkemede beraat ettim. Yaklaşık 2 sene olduğu halde görevime dönemiyorum. Benim küçük kardeşim polis idi. Bu olaylar oldu. İşinden ihraç. 8 ayda cezaevinde yattı. Ney? Örgüte üye olmamak kaydıyla beraber suçluyu övmek. Birisi yine kardeşimin İmam Hatip'ti. O da Nevşehir'de görev yapıyordu. O da daha küçüğümüz. Benim küçüğümün küçüğü. İlk şeyden görevden uzaklaştırılan işte imam olarak da hemen açığa alınan. Savcılık soruşturmaya gerek yok diye takipsizlik kararı verdi. İşinden atıldı, ihraç edildi. Şu anda işe döner diye bekliyoruz. En küçüğümüz de Konya cezaevinde gardiyan idi. Çocuk bir gözaltına alındı. Hakim bir bıraktı, savcı geri itiraz etti. Bir daha tutuklandı. O gündür bugündür. Şu anda Ereğli cezaevinde 4,5 yıldır cezaevinde yatıyor. Benim oğlum bir dönem öğretmenliği, beden eğitimi öğretmenliği üniversiteyi bitirdi, geldi. Üniversiteyi bitirince dedi ki baba dedi bana Kayseri'de İstiklal Ortaokulu'ndan öğretmenlik teklifi var dedi. Bir iki yerden daha teklif var dedi. Ben de değerlendirdim. Oranın maaşı öbür yere karşı daha cazip geldi. 8 ay bir öğretmenlik yaptı. Bir dönem 8 ay derken 23 bin öğretmenin lisansı iptal oldu. Bizim çocuk için kaynadı. Ne zamana kadar? Geçen yıl Kasım ayına kadar. Uğraşa 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 en son çalışma şeyinin lisansını aldık. Kardeşimin eşi hiçbir şey yok. Bu cezaevinde yatan. Orada aşçıydı. Takipsizlik kararı verdi savcılık. Herhangi işe dönmesinde herhangi bir sakınca yoktur diye not düşüldü dosyasının altına. Hala işe dönmedi. Bu köyde doğup büyüyen insanların iki şansı var. Bir, köyünde kalıp çiftçilik yapmak, ki görüyorsunuz hiçbir arazi yok. Sulu veya kuru tarım yapma imkanı yok. İkinci imkanda dağ köyü olduğu için gurbete gidip çeşitli imkanlarla imkanı olanların çocuklarını okutması. Bizim böyle ekecek biçecek tarlamız da yok. Genelde köyde çiftçiler yaşar derler. Bazen köyde toprak olmayınca öyle bir şartlar da olmuyor. Hayvancılık yapardı rahmetlik babam. Hayvancılık derken de 30 baş küçük baş hayvanımız olurdu. Koyun, keçi öyle büyük başta değil. İşte yazın böyle yaylara gider, meralara. Onun sütüyle, peyniriyle insanlar geçinmeye çalışır. Babam amelelik yapardı.
tırfan biçmeye gider. Ondan sonra başka şehirlere çalışmaya gider. O zaman ne yapıyorduk? Babamın 50-60 tane koyunu, keçisi vardı. Yaylalara göçüyorduk. Buranın yol yaylalarına, Kavşut köyündeki Binboğa yaylalarına göçüyorduk. Ben de çocukken gidiyordum. Yani yörük hayatı, bildiğimiz Yaşar Kemal'in Binboğalar efsanesindeki yörüklerin hayatı gibiydi bizim hayatımız. Katırlarla giderdik göçlerimizi. Köknar ağacından işte kesim yaparlardı o çatı, çadırı kurabilmek için. Kışın tekrar yayladan gelirdik. Babam kışları Çukurova'ya, Adana bölgesine portakal dibi bellemeye giderdi. Yaz aylarında da Kayseri'nin köylerine ekin biçmeye giderdi. Çünkü yaptığımız hayvancılıktan elde ettiğimiz gelirin bizi geçindirmesi mümkün değil. Ya bizim köy dağlık bir alan. Ya okuyup memur oluyor ya da Kayseri'ye göçüp kapıcı oluyor. Yani iki şık var. Ya da burada kalıp tarla takım yüzünden birbirine girecekler. Yani kavga dövüş olacak. Bizim amcalardan birisi askere gittiğinde okuma yazma öğrenmiş. Köye geldiğinde 1950'li yıllarda onu köye kim okuma yazması var eğitmen olarak atamışlar. O adamcağız da yattığı yer nur olsun. Bu köyün insanlarına bakmış gelir kaynağı yok. Milleti okutmaya teşvik etmiş. İşte okumuş, öğretmen okumuş, okumuş imam olmuş, okumuş işte memur olmuş derken millet okumaya yönlendirilmiş. 1981 yılında köyden çıktım. Ortaokulu, liseyi, üniversiteyi hep dışarıda okudum, gurbette. O zamanlar benim ailem dışarıda değildi. Halen bu köyde oturuyordu. Ben Göksun'da bir yıl bir ablamın yanında, bir yıl diğer bir ablamın yanında kalarak, 3 yılda Kayseri'de ablamın diğer bir ablamın yanında kalarak okudum. 6 tane erkek kardeşiydik. 3 tane de kız. Kızlar okuyamadı. Erkeklerden de 3'ümüz okuduk. 3 kişi okuyamadı. Ben okuyamadım. Ben herhangi bir ortaokul, lise, üniversite okuyamadım. Şartların gereği köydeydik. Kalacak şehirde kalacak yerimiz yok idi. Getirip götüren kimse de olmayınca okuyamadık. Benden sonraki kardeşlerimi ben şirketlerde çalışaraktan, ondan sonra burada bir tane ineğim vardı, onun danasını sataraktan, efendime söyleyeyim ineğimi sataraktan, okul parasını, yurt parasını ödeyerekten, tek sadece bu insanlar perişan olmasın, vatanın millete faydalı insanlar olsunlar, ondan sonra çocuklarını rahat etsinler, geleceğinden umutlu olsunlar diye okuttuk. Babam biraz sert bir adam. Dedi oğlum okuyup adam mı olacaksın dedi, yoksa burada kalıp çoban mı olacaksın dedi. Ben de baba okuyup adam olacağım dedim. Korkumdan. Çünkü çoban olacağım desem dövüşecek. Yani beni hırpalardı herhalde. O yüzden okuyup adam olacağım dedim. Okuduk. Ahmet Köroğlu benim oğlum. İlkokulu burada Güldağ'da bitirdi. Ortaokulu Kayseri'de ben amcaların yanına okutma kudretim yoktu benim. Herhangi bir ev tutma, herhangi bir okutma kudretim yoktu. Amcaların yanına bıraktım. Aç susuz orada okudu. Ondan sonra liseyi orada bitirdi. Üniversiteyi orada bitirdi. Köyüme ben izine geldiğimde 15 tatilde bütün köylü ziyarete gelirdi eve. Yani sadece dışarıya okumaya gitmiş bir ortaokul öğrencisiyken bile kimisi bir çitil deriz biz, hoşaf getirirdi. Kimisi bir armut kurusu getirirdi. Kimisi tarhana getirirdi. Hediye ederlerdi. Pozitif bakıyorlardı. Tamam mı? Bizim köyümüzden de insanlar okuyabiliyor diyorlardı. Tamam mı? Demek ki bu köyden de insanlar okuyup devlete memur olabilirler. Köyün makus talihini yenebilirler diye düşünüyorlardı. O yüzden de birçok insan çocuklarını okuttu. Bazıları dedi mesela şu laf çok ağırıma gitti, bir tanesi söylemişti. Dedi ki ya dedi
Ben de çökelik dürümüyle büyüdüm, okudum. O da çökelik dürümüyle okudu. O adam memur oldu, ben niye olamadım? Demek ki çalmış çırpmış dedi. Allah'a şükür çalmadık da çırpmadık da alnımızın teriyle. Yani ben KPSS baraj puanı 65'ti. Ben 68 aldım. İlkokulu burada okudum. Kavşutköy Yıldağ Mezrası İlkokulu'nda okudum. Sonra ilkokul bitirdikten sonra gurbet hayatına başladım. 6. sınıftan polis olduğum döneme kadar hep gurbette yaşadım. Ellerim arasında okuduk. Bizden sonraki kardeşlerimizi okudular da sağ olsunlar. Bir üniversite okuyamadılar ama liseyi bitirdiler. Kendi yaptıkları mücadele ile devletin yaptığı imtihanlarının, ondan sonra mülakatlarının çok büyük değil de kendi çaplarında küçük memurlar oldular. 2007-2008 senesinde o, hani cemaat diyorlar ya, cemaatin en güçlü olduğu dönemlerde polislik imtihanına girdi. Her iki girdiğinde de ciltten elediler çocuğu, sen polis olamazsın. Bir şey oldu mu diyorlar ya, siz cemaatten girdiniz, cemaat sizi iş aldı diyorlar ya. Öyle bir şey yok. Bizim 2007 senesinde polislikten elediler kardeşim, polis olamadı. Kavşut köyünün o zamanlar mezrası olan, şimdi ise ayrı bir mahalle haline gelen Güldağ mezrasında ikamet ediyordu babam. O zamanlar Güldağ mezrasında ilkokul yoktu. Biz Güldağ mezrasındaki diğer çocuklarla birlikte 5 kilometrelik dağ yolunu aşarak kışta yazda Kavşut merkezdeki ilkokula geliyorduk. Isınmamız için odunu da biz kendimiz getirirdik. Okula. Okula. 5 kilometre dağı açtığımız 1,5 metre karı geldiğimiz yetmiyormuş ki koltuğumuzun altına da odun getirirdik ısınmak için. Hatta nöbetçi kalırdık. Geç giderdik. Kurtlara işte böyle vahşi hayvanlara maruz kalırdık. Keklik peşinde koşardık. İlkbaharda dağlardan gelirken çiğdem toplardık. Getirdiğimiz çiğdem çiçeklerini çocuklara dağıtırdık. Kalem tıraşımız yoktu. Kalem tıraşı olanlara bir çiğdem verip, çiğdem çiçeği, onun karşılığında da kalemimizi açtırırdık. Elektrik 1985 yılında geldi buraya. Gaz lambasıyla çalışıyorduk. Yani ilkokula giderken gaz lambasıyla çalışıyorduk. Göksu'na yayan gidiyorduk. Birçok ilkokulu bitirinceye kadar nüfusa bile kaydolmamıştık. Yani düşünün, bu şartlarda her dönem, her yaz köye gelir, 3 ayımız burada geçerdi. Ekim biçerdik, yonca biçerdik. Ondan sonra babamıza yardım ederdik. Bu şekilde okuyarak memur olduk, polis olduk. Ve polislik sınavını da 3. girmemde kazandım. Birinde girdim, kaybettim. Yine girdim, kaybettim. Son girmemde artık yaş da sınırı da geliyordu. O şekilde son girmemde kazandım çok şükür. Kendi bileğimle, emeğimle, kendi çalışmamla. Kayseri'de şeyde çalışıyordu. Ben Kayseri'ye götürdüm. Ben Kayseri'ye göçtükten sonra Pimapen işinde çalışıyordum. Bir gün baktık haberlerde, bir yerlerde işte Adalet Bakanlığı işte gardiyan alıyor kardeşim. Biz Konya'dan gir dedik. Yani oradaki şansın yüzdelik dilim olarak daha fazladır. 10 kişilik alan yerden daha az şansın varsa, 50 kişi, 100 kişi olan yerde daha fazla şansın var diye Konya'dan gitti, sınavlara girdi. Neticede de kazandı. Asyalin de yaptı, geldiydi zaten o dönem içerisinde. Yaz tatillerinde yine aynı eski düzen devam ediyorduk. Çobanlık yapmaya devam ediyorduk. Tarlada çalışmaya devam ediyorduk. Okurken inşaatlarda çalıştım ben. Gelip burada köy işlerinde çalıştım. Hor görüldük. Taşralı görüldük. Gittiğimiz şehirlerde de hor görüldük. Zorluklarla bir hukuk fakültesini kazandım ben. Hukuk fakültesinde okurken dahi inşaatlarda çalışıyordum ben. Gittiğimde ellerimi saklıyordum insanlardan. Ellerimin kabarıklığını görmesin diye üniversitede okuyan çocuklardan saklıyordum. Ağır tarla işlerinde çalışıyordum. Hayatı böyle tırnaklarımızla kazıyarak bir mevkiye geldik. Yani mantık şuna varıyor. Köylülerin vaabından da. Okumuşsan
teröristsin. Okumamışsan, köyde kalmışsan tamam, sıkıntı yok. Millet birbirinin kuyusuna gazlıyor ya, bizim millette sevgi saygı eksik olduğundan herkes birbirine rekabet olarak görüyor, birbirini işte ne bileyim düşman olarak görüyor. Zaten şimdi bugünlerde herkes birbirine düşman ilan edildi de. Burada şu oldu, Ahmet'in oğlu alınmış da Mehmet niye alınmamış? Böyle onun alınmadığına üzülenler de oldu. Bizim burada Pala diye bir ağa varmış. Pala köylünün derdini dinlemek için bir köy odası olurmuş. Orada toplanırlarmış. Pala ağaya dua edermiş. Niye dua edermiş? Okumuş insan yok. Allah Pala'ya versin, Pala da bize versin. Bizim Anadolu insanda şöyle bir şey var. Devleti çok kutsal görüyorlar. Devletin kararıyla sana bir şey yapıldığında ya devlet yapmıştır kardeşim. Yani var ki bir suçun sen de ceza almışsındır. Bana niye bir şey olmuyor? Klasik klişe laflarını kullanıyorlar. Diyor ki mesela Bayram tutuklanmış. O da rahat dursaydı diyor. O da rahat dursaydı. Ne yapmış? Muhakkak bir şey yapmıştır. Devlet durup dururken adam tutuklamaz diyor. Bilmiyorum ama yapmıştır diyor. Genel algı bu şekilde. Bu komiserdi. Kırıkkale'de. Bir ilçesinde. Görev başında bir ihmalde bulmuş. Memuru uyarmış sadece. Görevine dikkat et diye. O memur kinlenmiş. Bu gecede ben buna ne yaparım diye. Tayinini çıkarttırırım hesabıyla. Şikayette bulunmuş. Sorgusuz sualsiz 8 ay cezaevinde yattı. Gardiyan olan kardeşim orada herhangi bir şey yoktu yani. Olaylar olduktan sonra 2-3 ay görev yaptı. Orada birisiyle böyle arkadaşlar arasında tersleştiğinde orada birisi Adalet Bakanlığı'na şey atıyor, mail atıyor. Diyor ki işte atıyorum Bayram Aksoy FETÖ'cü olabilir. Adalet Bakanlığı, eşi de memurdu. Orada cezaevinde aşçıydı. Adalet Bakanlığı orada hemen bir soruşturma başlıyor. Öbür arkadaşlarına soruyorlar. Bu ne yapardı? Gazete alırdı. Orada 4-5 kişi diyor ki aman bak tehdit ediyorlar onları memurları. Bak sizi de alırız. Bu süreç nasıl bir süreç biliyor musun? Siz de işinizden olursunuz. Şöyledir böyledir derken aleyhte hepsi ifade veriyorlar. 50 yıllık 40 yıllık arkadaşım, komşum beni gördüğü zaman yönünü öte yana çevirmeye başladı. Aslında benden bir zarar da görmedi. Bizden bir zarar görmedi. Soruyoruz ya bizden bir laf mı duydunuz ya da biz size bir şey mi söyledik diyoruz. Yok siz iyi insanlarsınız ama peki sorun ne diyorum? Sorun senden konuştuğumu işte duyulursa, görünürse siz işten atıldı ya sizin çocuklar bize de belki bir şey olur. Terör damgası yediler. Akrabaları tarafından dışlandılar. Devlet tarafından dışlandılar. Komşusu tarafından, arkadaşı tarafından, yakınları tarafından hain ilan edilmiş. Babası tarafından reddedilmiş insanları biliyorum. Selam vermeyen ya öz oğluna selam vermeyen babaları biliyorum. Avukatlık müracaatım reddedildi. Avukatlık yapamıyoruz. Özel sektör bize iş vermiyor. Henüz yaşımızı tamamlamadığımız için emekli olamıyoruz. 4 çocuk sahibiyim. 2 tane üniversitede okuyan çocuğum var. 2 tane ilkokula giden çocuğum var. Bunların geçimini temin edecek hiçbir imkanım yok. İhraç edilen askeri öğrenciler var. Başka özel sektörde çalışan insanlar var. Hepsi şu anda Türkiye'nin dört bir yanında kendi imkanlarıyla ayakta kalmaya çalışıyor. İş bulamıyorlar birçoğu. Kayseri'de apartman görevlisi yapıyorlar birçok memur. Yani üst düzey memurluk yapmış kişiler. İnşaatlarda çalışıyorlar. İnşaatta çalıştı çocukcağız. El ayağı patladı. 1500 lira maaşına. Bir 18 yıl, 17 yıl imamlık yapmış bir insan inşaatta nasıl çalışabilir? Mümkünatı var mı? O işte zaten eli yatkın değil, bilmiyor. İnşaatlarda çalışıyordu. Şu anda da hala daha inşaatlarda çalışıyor. Sadece çoluğun çocuğunu aç koymamak için. Taliyadan sonra Mersin'de limon işini yapmaya başladım. Limon alıp satmaya başladım. Ve bir kamyonet almıştım. Kamyonette hem nakliye işi yapıyordum hem limon işi yapıyordum. Nakliye yaparken de kamyonetle kaza yaptık. Bir takla attık. Çok şükür herhangi bir şey olmadı bize. Arabamız zarar gördü. Sonra arabamızı kazalı olarak yaptırdık, sattık.
Yunus ekiplerinde motorize ekibi olduğum için, motosiklet kullandığım için kuryelik yapmaya başladım. 1,5-2 yıldır da kuryelik yaptım. Geçimimizi, ailemi, geçimini o şekilde sağladım. Şu anda da kendi küçük bir market devraldım. Şu anda orayı işletmekteyim. Dedim ki kardeşim, bu trafik polislerini ben de biliyorum, rüşvet alırlar. Alanları da ben gözümden gördüm daha önceleri. Ve mesela dört yola giderdim, orada Osmaniye hattındaki polisler beşer lira rüşvet almadan arabayı salmazlardı aşağıya. 5 lirayı verdim mi geçerdim, evrak falan sormazlardı. Dedim ki sen hiç kardeşim rüşvet aldın mı dedim trafik polisi olarak. Abi dedi, rüşvet alsaydım bugün 2 tane ev parasının, 3 tane daire parasının İstanbul'dan dönerdim dedi. Allah nasip etmedi, bundan sonra da etmez inşallah dedi. Bu şekilde düzgün bir çocuğuydu. Ben çoğunu tanıyorum. Hiçbirisi memurken disiplin soruşturması dahi geçirmemiştir. Sicilleri tertemizdir. Köydeki insanlara tek tek sorsanız pırlanta gibi diyeceklerdir. Kardeşim çok dürüst, işini çok iyi yapan, çok yani her şeye mücadele eden bir insandı. Rabbim her şeyde hayırlısını versin, kurban oldum Mevlam. Ömrümde adliye önünden geçmedim. Karakol bilmedik. Adliyeye gittiğimiz zaman nasıl mahkeme salonu olduğunu bilmedik. Ama bunların hepsini yaşadık. Bu benim öz bacımın oğlu. Bu yeğenim. Bu da yani yakın yeğenim. Çoğu zaman gençliğimizle beraber yakından geçtik. Dünyanın hazinelerini bunlara teslim ederim. Ve bizim Kavşut topraklarında %99,5'ına teslim ederim dünyanın hazinesini. 100 yıl yaşasalar, 100 yıl sahibi gelmese bir tane hazinenin zerresine dokunmazlar. Neden dokunmazlar? Allah bize nedir? Bizim hiçbirimizin evi yok mesela. Kardeşim 20 yıllık polisinde bir evi yok. Öbürünün bir evi yok. Hep kiradayız. Benim bir evim yok. Bir insan sorgulanması lazım. Sorgusuz sualsiz işten atılmaz. Herkes eme gitti. O yüzden ben mağdurum diyorum ya. Ben bir suç demedim ki. Suç kanunda yazar. Polis adamız. Suç yazar. Ondan sonra ona göre hareket ederek suçlu ya da suçsuz adalet karşısında, hakim savcı karşısında karar verilir. Kardeşimin birisi cezaevinde şu anda 4,5 yıldır haksız yere yatıyor. Niye? 2 tane arkadaşının olabilir mi demesiyle hiçbir kanıt yok, hiçbir delil yok. Hiçbir suç unsuru olmadığı halde efendim işte bu gazete alıyordu da gördüydüm ben. Gazeteyi herkes alıyordu kardeşim. Bir gazete eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin toprakları içerisinde basılıyorsa, matbaasında basılıyorsa, dağıtıcı dağıtıyorsa, ondan sonra basın yayın buna müsaade ediyorsa, bu işten sorumlu bakanlık buna müsaade ediyorsa, yasal yollara uygun çıkıyorsa, herkes bunu alabilir, okuyabilir. Bunda bir suç unsuru yok. Eğer bir suç unsuru varsa bu bizim değil, devletin kabahatidir. Devlet kendini sorgulaması lazım. Bak o kadar mağduriyetler hiçbir şey olmadığı halde. Sadece bir dönem bir o okulda öğretmenlik yapmışsın. Şimdi bu sefer de bu oldu. O günler bugündür çocuk işsiz. Öyle mağdur oldu. Ben bir hukukçuyum. Türk tarihinde ve dünya tarihinde nadir görülen bir zulme maruz kalıyoruz. Binlerce meslektaşlarımızla birlikte
İşimizden, gücümüzden edildik. Bir de şimdi cezaevinde yatmada çocukları durduramıyoruz. Ben anlıyorum, cezaevinde yatan yatıyor, ben anlıyorum ama çocuğa onu anlatamıyorsun. Babam nerede? Babam ne zaman gelecek? Babam orada işte diyoruz biz. Babanın işi var, işten gelecek inşallah yakın. Ne zaman gelecek? Niye babamın işi bitmiyor ki? Niye gelmedi ki? Bu haftada gelmedi, öbür ayda gelmedi. Artık çocuk şuna başladı diyor. Babam yemek yerken şu eliyle yerdi, babam şu şekilde otururdu. Bu bizi çok yaraladı. Hadi cezaevine gittiklerimizde o itilmeler, kakılmalar, aşağılanmalar onları geçtik. Ama bu çocukların bu şekilde baba özlemi inan ki bizi derinden yaraladı. Ben şu anda 50 yaşındayım. Bu süreçte en az 15 yıl ihtiyarladım. Eğitimden terör doğmaz. Dünyayı okuyan insanlardan terör çıkmaz. Terörün tanımı bellidir. Ben hukukçuyum. Yıllardır Cumhuriyet Savcılığı yaptım. Terör silahla yapılır. Toplumu yıldırmak amaçlı yapılır. Devletin bir parçasını bölmeye çalışmakla anlatılır. Hiçbir terör suçunun hiçbir unsuru yok. Genç arkadaşları falan cezaevlerinde falan gördüm. Gençliğinin baharında zindanlarda çürüdüler suçsuz bir şekilde. Hiçbir şey yapmadılar. Vatanını milletini sevmekten başka. Maalesef 4 yıldır Birleşmiş Milletler'in tabiriyle sivil soykırıma tabi olduk. Toplumdan dışlandık. Terör rüst damgası yedik. Mahkemelerde adalet bulamıyoruz. Piyasasında iş bulamıyoruz. İş yapma imkanımız yok. Hepimize yurt dışı çıkış yasağı konduğu için yurt dışına çıkamıyoruz. Beraat ettiğimiz halde hukukun gereği beraat ve takipsizlik alan kamu görevlileri görevlerine dönmesi gerektiği halde irtibat ve iltisak gerekçesiyle binlerce kamu görevlisi görevine dönemiyor. Bu yapılan haksızlıklar, adaletsizlikler, zulümler nereye kadar bilmiyorum. Ama yeter artık diyorum ya. İnsafı olan, vicdanı olan, imanı olan insanlar var ise artık tepki vermesi lazım. Yani biz çocuklara baban hapiste, baban yarın gelecek, bir gün gelecek demeden usandık. Çocuklara bir şey anlatamıyoruz. Çocukların psikolojisi bozuldu. Bizim psikolojimiz bozuldu. Hasta oldu. Anam tansiyon hastası oldu, kalp hastası oldu. Şimdi kardeşim çıkacak diye bekliyor. Dayanılacak güç artık kalmadı insanlarda. Yani imanı olan bir insan, ben iktidar mensuplarına demiyorum. Genel olarak söylüyorum. Eğer şurasında vicdanı olan, imanı olan bir insan var ise bu haksızlığa, bu zulümlere yeter artık desinler ya. Türkiye'de devlet zulmüne uğramış Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Türkü, Çerkezi, Ermenisi, Yahudisi bütün milletten insanları, bütün zulme maruz kalmış insanlar adına konuşuyorum ben. Hak var, adalet var. Yarın bir gün nizam var. Ahiret var. Ama kimseye de yine bel bağlamıyoruz. Allah'a şükürler olsun. Ayakta kalmaya çalışıyoruz. Çok bir şey istemiyoruz. Hukuk istiyoruz. Hukuk geri dönsün. Yeter. Kimsenin malını, mülkünü istemiyoruz. Kimseden lütuf da istemiyoruz. Bize torpil geçsin istemiyoruz. Biz kendi hakkımızı istiyoruz.